Allahu Akbar, Allahu Akbar. İsrail ordusunun Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması devam ediyor. Kol mi şehoşev, şehazaka zetrok, pam rişona baynayim şeli gaiti eh nitzalti. İsrail'in güneyinde abluk altında bulunan Gazze şeridi çevresinde olağanüstü durum devam ediyor. İsrail ordusuna ait onlarca tank, zırhlı araç ve askeri birlik bölgede konuşlandı. Bölgedeki hareketlilik sürüyor. İsrail ordusu abluk altındaki Gazze şeridi çevresinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini kaydediyor. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik bombardımanı devam ederken Gazze tarafında da zaman zaman roket atışları yapılıyor. Gazze şeridinin sınır bölgelerine yakın ve İsrail'in yoğun saldırılarının hedefindeki bölgelerde yaşayan Filistinliler evlerini terk ediyor. Öte yandan İsrailli yetkililerin olaylara ilişkin açıklamaları da sürüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, abluk altındaki Gazze şeridinde Filistinli silahlı grupların saldırdığı yerleşim yerlerinin yöneticileriyle görüştü. Netanyahu, Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak harekata girdik ve yeni başlıyoruz dedi. İsrail Başbakanı ayrıca sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Orta Doğu'yu değiştireceğiz ifadesini kullandı. İsrail Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordusunun Güney Komutanlığı'ndaki operasyonel durum değerlendirmesine katıldı. Orduya talimat verdiğini aktaran Gallant, Gazze tamamen ablukaya alınacak, elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacak ifadelerini kullandı. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze şeridine yönelik hava saldırısı sonucu rehin aldıkları 4 İsrailli'nin öldüğünü iddia etti. Lübnan'daki Hizbullah hareketi basın sorumlusu Rana Sahili, İsrail sınırı üzerinde meydana gelen sızma girişimiyle herhangi bir bağlantının bulunmadığını söyledi. Sınır üzerinde meydana gelen sızma girişimi ve saldırılarının Hizbullah tarafından gerçekleştirilmediğini belirten Sahili, sınırdaki gerginlikle bağlantılarının bulunmadığını ifade etti. Ekber ve lillahi elhamd. Allahu ekber. Ha hum. Undur ileyhim. Ve lenetiyennehum bi cunudin naqibe lehum biha. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılar karşısında ülkesinin güney sınırında güvenlik ve istikrarı sağlamanın öncelikleri olduğunu söyledi.